bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kripto paralarda özellikle bazı altcoin'lerde gerçekten güzel hareketlilikler söz konusu. Bu arada videoları atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Kanalıma destek olmak istiyorsanız arkadaşlar beğenip paylaşabilirsiniz. Çok fazla koyun incelemem açısından da katıl butonunda eğer istiyorsanız siz de bunlardan faydalanabilirsiniz ki gerçekten güzel hareketler yakalamaya devam ediyoruz ki en son XLM ile ilgili zaten sizleri şu görmüş olduğunuz bölgede uyarırken ben iki gündür yani çok yakın bir şekilde XLM'i yi yine takip ediyoruz biz arkadaşlarla. Ve tekrar kanalımızın şu bölgesinden kırıldıktan sonra kanal tepe bölgesi hatta mavi bölgemiz üzerine bile gitti. Gece yapmış olduğum paylaşımdan sonra mükemmel harfi de tekrar mavi bir alanımız vardı bunun geçilmesi önemliydi ve paten tekrar mükemmel çalıştı 30'luk bir hareket tekrardan xrp de yakaladık Siz de istiyorsanız arkadaşlar bunlardan faydalanabilirsiniz bunlarla ilgili zaten bakın özellikle daşla ilgili de şu görmüş olduğunuz video Arkadaşlar bir hafta önce orada daşla ilgili özellikle Ateş Bey'in bana bir mail atmasından sonra ben DAŞ'ı paylaşma gereği duydum ki DAŞ'ta gerçekten önemli bir alan da vardı bu arada. Ve DAŞ'ta da o alanın çok önemli olduğundan bahsetmiştim ki bugün bu alanların ne kadar önemli olduğu tekrardan karşımıza geliyor. Şimdi XLM'e geldiğimiz zaman arkadaşlar X harfiden sonra kanal içi hareketleri mükemmel bir şekilde çalıştı. Ama benim için önemli olan şey neydi? Daha önce sizlere defalarca söylediğim gibi burada bir daralım vardı ve kırmızı alan çok önemliydi. Bu kırmızı alanı dün kırdı ve uzun süredir var olan şuradan gördüğümüz mavi çizgi aynı zamanda kanalımızın orta bölgesinden geçiyordu. Bu bölgede de tam gece retest bile yapmadan mükemmel bir şekilde bir fırlama yaşadı ve hala hareketine devam ediyor. Benim için en önemli boşaltılması gereken alanlardan birisi mavi bölgeyken şu anda mavi bölge üzerinde büyük kırılım gerçekleştirebilir. 4 saatin kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Bu arada BTC bu arada arkadaşlar Bitcoin'de de zirveleri tekrardan görmeye başladık. Bugüne kadar yapmış olduğu zirveyi 2017'den sonra geçti. Neredeyse o bölgelere geldi. Geç edebilir. Bitcoin'de yakından takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum ben. İlk de arkadaşlar sizler için tekrardan gözden geçireceğim. Çok mail aldım çünkü şu görmüş olduğumuz alanda arkadaşlar ilk mavi alan gerçekten önemliydi ki burada benim için şu anda 017 bölgesi var ki 11 bölgesi altın bölgeydi bunu daha önce belirtmiştim. Ve son 2 yıllık şuradaki trendini kırdı arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgede şu mavi çizgiyi günlük kırdı. Ve gece kapanışından sonra ve dehşet şekilde sert bir hareketlilik gerçekleştirdi ki şu görmüş olduğumuz hareketlilik arkadaşlar yaklaşık %70 ki gerçekten muhteşem ötesi bir harekettir. Kademeli olarak şu anda mavi alanı üzerinde kapanış yapacak mı yapmayacak mı bunu bilmek gerçekten e, önemli. Çünkü bu alanın boşaltılması ilk için yeni zirvelere gidebilmesi için gerçekten çok önemli. Burada da arkadaşlar 0-17 bölgesi var. 17 bölgesinden sonra 21 bölgemiz var. O bölgelerden sonra da 28 bölgeler hatta ara direnç olarak da 24 bölgeler var. Kademin olarak istiyorsanız siz de bunları takip edebilirsiniz. Şimdi BTC'ye geçeceğim arkadaşlar. Bakın BTC'de. Kanal içi hareketlerde şurada bir topu formasyonu vardı. Akşam ben arkadaşlara dikkatli olması gerektiği ile ilgili bilgi paylaşmıştım. Ama topu formasyonları her zaman trend dönüşüm formasyonları değildir. Trend devam formasyonları olarak da çalışırlar. Ve burada topu formasyonu trend devam formasyonu olarak mükemmel bir şekilde gördüğünüz gibi çalıştığı ve hedefine çok az kalmış durumda. Bu açıdan da gerçekten önemlidir. Görmüş olduğumuz kanal içerisindeki hareketine devam ediyor Kasım ayından beri. Buradaki tepeleri tekrardan test ediyor. Şu anda moment açısından gerçekten yine tekrar çok güçlü Bitcoin. Ve gerçekten 2010 yılında yani 2018 yıllarında görmüş olduğu zirvelere geldi arkadaşlar ki bunlar gerçekten büyük yükselişlerdi. Benim aralık ayı beklentim vardı. Bunu daha önce BTC'de bundan aylar önce paylaşmıştım o videoyu. Onu tekrardan sizlerle paylaşacağım. Aralık beklentim 24.600 dolardı. Bunu ta aylar öncesinden paylaşmıştım. Çok hızlı geldi buralara. Bence belli bir süre sonra büyük bir düzeltme yiyecektir diye düşünüyorum. Bu düzeltmeden sonra tekrardan büyük bir rally hazırlanıyor ki çünkü dünyada türev piyasaları, dünyada ekonomi değil şu arkadaşlar. BTC'nin Buradaki rolü daha doğrusu dijital ve kripto paralara geçiş dönemi gerçekten önemli bir rol alacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan kripto paraların artık daha yakın takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum sizler için de. Bu arada DASH'a geçeceğim arkadaşlar. DASH şu görmüş olduğumuz alanda sizleri defalarca uyarmıştım ben o zaman da. Çok önemli olduğunu üstüne basa basa söylemiştim. Ve akabinde kırmızı alan geçirirse daha sert hareketler yapabilirim demiştim ki. Şu görmüş olduğumuz alanı kırdı. Kırdıktan sonra kırmızı alana gitti. Şurada tekrardan bir formasyon oluşturdu. Ve tekrardan gördüğünüz gibi daha yüksek hedeflere gitmeye başladı. Tether paritesinde şu anda DASH arkadaşlar %20'leri gösterirken bugün BTC Türk'te %70'lere varan bir TL bazında hareketlilikler vardı. Ee, orada da dikkatli takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şu anda coinlerin birçoğunda belli hareketlilikler var. Bazı alt yani şu anda sizlere incelemiş olduğum coinler sıyrılmış olan coinler. Yani bunlardan biraz daha bağımsız hareket eden diğer coinlerde özellikle BTC kaynaklı ve BTC dominansı kaynaklı gördüğümüz olduğu gibi düşüş var. Ama burada önemli olan bir detay var arkadaşlar. BTC dominansı. Dün bunu da arkadaşlarla net bir şekilde paylaşmıştım. Bu dominans bu bölgeye gelip retest yapacak demiştim ki 63 bölgesini çünkü günlükte kırdı bu kırılımdan sonra belli oranlarda tekrar bir düşüş olacaktır. Bu düşüş esnasında BTC eğer biraz sabit kalmayı başarabilirse bu dönemlerde diğer bazı altcoinlerde gerçekten devasa hareketler görebileceğimizi düşünüyorum ben. Bana göre altcoin rallisi bundan sonra başlayacak. Daha hiç yani şunlar bana göre sadece ilk adımları bu süre zarfında tabii ki belli oranlarda düşüşler olacaktır, yükselişler olacaktır. Hiçbir şey durmadan sınırsız bir şekilde yükselemez veya düşemez arkadaşlar. Ama kademeli olarak belli direnç ve destek bölgelerini biliyorsanız siz de burada çok daha iyi yatırımlar yapabilirsiniz. Özellikle çok dikkat edin boğa dönemlerinde tuzaklar her zaman daha çok olur ve boğa dönemlerinde insanların daha çok para kaybettiğini asla unutmayın derim sizlere. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.